Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şimdi bazı arkadaşlarımızın çok derin ve çok merak eden bir konumuz var. Bu konu hepimizin bildiği bir konu. Ne konusu? Abi sesimiz duyuldu mu? Abi sesimiz duyuldu mu? Abi sesimizi duyuramıyoruz falan filan. Bazı arkadaşlarımız kararsız. Şimdi koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz biz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin bizi duyar. Nasıl duyar? Bizim devletimizin her yerde insanları var. Boş bir devlet değiliz biz. Bizim de burada araştırılıyoruz biz. Bizim kanallarımız da araştırılıyor. Mesela bazı kanallar var mesela apık sapık konuşuyor. Bazı şeyler konuşuyor. Anında müdahale oluyor. Oluyor. Çünkü her yer öyle boş değil. Boş değil. Öyle çıkıp da bım 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 kafadan purtan konuşamaz. Her şeyin bir usubu var, usubu var. Biz ne yapıyoruz burada? Terbiyemizle, edebimizle hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Savunmaya yapıyoruz. Yani bunu yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Hep beraber yapıyoruz. Bunu ben yapmıyorum burada. Burada siz de yapıyorsunuz. Siz de nasıl yapıyorsunuz? Siz de yazıyorsunuz oraya. Yazıyorsunuz. Bizim yorumlarımız, her şeyimiz okunuyor. Okunuyor. Ben buna garanti eminim. Buna göre de ölçümler, çizimler yapılır. Çünkü mağduriyet büyük. Mağduriyet büyük yani. Görülmeyecek mağduriyet değil ki. Devletimiz bizi görmez mi ya? Fakat bu konu üzerinde çalışma vardır yani. %90 vardır. %90 vardır. Çünkü bu zamana kadar bu bağ kurdu hep böyle insanlar düşünceliydi. Düşünceliydi. Şimdi bu sene bu gümledi, patladı. Patladı ve bütün Bağkurlar artık son tam noktasına geldi. Son noktaya geldi. Dediler artık yeter, dur, stop. Benim 2 yaşındaki torun bile öğrendi ya. O bile gidip Bağkur dede diye bana. Bağkur dede diye. Video çekerken böyle görüyor ya beni. Burada Bağkur dede diye. Hani bunu duymayan yok. Herkes duydu. Biz Allah'ın izniyle bekliyoruz. Devletimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Allah'ın izniyle şu SSK'dan Bağkur neyse o eşitleneceğine ben inanıyorum. Yani olacak. Yani eşitlenecek. O EYA çıkacak. Tesil çıkacak. Bak EYA çıkacak. Tesil çıkacak. Ondan sonra Allah'ın izniyle bizim gibi yaşlılara da şu 3600 kısmi emeklilik çıkacak. Bunu çıkartacaklar benim tahminim ve görüşlerim üzerine. Ondan sonra her şey sil baştan bitiyor. Bitecek. Nasıl bitecek? Şu saçmalık 1200 gün mü? 3,5 sene Bağkur'dan sonra sigorta ödemesi var ya. Zaten bu büyük saçmalık. Büyük saçmalık. Adam diyor ben Bağkur'a diye. Lan tamam diye azaldı diye tık sigortaya gidiyor 3,5 sene diye. Yani bu mantıksız. Bu benim torunum var 2 yaşta torunum var. O da böyle güler buna. Bu gülüş bir şey. Bunun nasıl bir şey? O zaman anlamıyorum. Bu ortadan kalkacak. Ehya, Bağkur ehya ortadan kalkacak. Tesil kalkacak. Ondan sonra bunların hepsi iptal olacak arkadaşlar. Tek. SSK nasıl? Yatırdıysan devam ediyor. Yatırmadıysan yerinde kalıyor. Bağkur da aynı olacak. Yatırdıysan devam ediyor. Yatırmadıysan yerinde kalacak. Hak hukuk böyle olacak. Adalet böyle olacak. Ama ondan sonra ne olacak? Bütün vatandaş takır ödeyecek. Bak olay bu. Yani artık yok işte tesir affı çıkacakmış da, yok işte ehya çıkacakmış da, yok bu çıkacakmış da, bu karışık Bağkur, karışık Bağkur düz olacak. Yani benim mantığım bu. Şimdi benim gibi bir insan bunu bu mantıkta düşünebiliyorsa, bu işleri yapanlar da bu mantıkta düşünebilir. Düşünmesi lazım. %90 lazım bana. Vardır yani bunların içinde de böyle bir insanlar. Yani boş değil. Boş değil. Şimdi bu taslağı mıdır? Neydir? Bunu hazırlayacaklar. Hazırlayacaklar diyecekler. İşte böyle Sayın Cumhurbaşkanım. Bu işleri yapan kimse. Sayın Cumhurbaşkanım diyecek. Ehya var. Tesil var. Bu var. Bu Bağkur çok karışık. Bunda bir 9000 gün usulsüzlüğü var. Böyle çok insanlara. Böyle bir de listeyi yazacaklar Cumhurbaşkanı'na. Biz bunları iptal etmek istiyoruz. Tek aynı SSK nasıl ödediğin zaman sayılıyorsa Bağkur'da ödediğin zaman sayılsın.
vatandaşımız bunu istiyor diye bizim sorunlarımızı Cumhurbaşkanımıza söyleyecekler. Bak bu kadar da yaşlı kalmış eskilerde. Bu kadar da yaşlı kalmış. Bunları da bir kalemde 3600 kısmi emeklilik yapalım. Bunlar da kurtulsun. Hayat yeniden düzene girsin diyecek çalışma insanları lazım. Bunlardan da devletimiz içinde olması lazım. Nasıl mantık arkadaşlar? İyi mantık değil mi? Bu olacak yani. Benim şeyim bu. Görüşürüz.